aslında perde arkasında neler konuşuldu üzerinde yapılan tartışmalardan sonra bazı yayın organların da hangi maddeler üzerinden anlaştıkları tartışılmaya başladı. Bazı maddeler yayınlanmaya başladı. Şimdi aslında şunu bilip bilmemek çok önemli değil bence. Madde madde resmi olarak ne açıklandı, açıklanmadı, ne gizlendi, gizlenmediden ziyade sahaya nasıl yansıdığı boyutu daha önemli. Son kertede yapılan görüşmelerin sahaya yansımasıdır belirleyici olan ve asıl içeriğini perde arkasını deşifre eden, ortaya koyan şeyler. Türk Devleti'nin Soçi'den sonra Kuzeydoğu Suriye'de Rojava sınır hattı boyunca saldırıları başlatması, tarafların kendi aralarında böyle bu yönlü bir uzlaşma, anlaşmaya gittikleri net bir şekilde ortaya çıktı. Zaten ortaya atılan kimi spekülatif maddelerde de, anlaşma maddelerinde de bu vardı. Rusya ile Türk Devleti'nin bu yönlü anlaştıkları, hatta Türk Devleti ile Suriye Şam hükümetini bir araya getirip uzlaştırmaya çalışacakları yönlü hususlar vardı. Daha sonra Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar da geldi. Zaten saldırılar bunun açık işaretini ortaya koymuştu, ispatı biçiminde değerlendirilmişti. Bölgeye yönelik hava saldırıları çok çok yoğunlaştı. Bilgi istihbarat paylaşımlarının net bir şekilde yapıldığı, sahadan bu tür şeylerin Türk Devleti'ne aktarıldığı net bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü Türk Devleti yaptığı saldırılarda belli ki, saldırı şekline baktığımızda, sonuçlarına baktığımızda belli ki sahada çok net bilgiler alabilmiş durumda. Şimdi bu perde arkası anlaşmanın hangi boyutlarda gerçekleştiğini de çok net şekilde göstermek açısından açıklayıcıydı. Bu şu anlama gelir: bölgedeki Suriye'deki kriz durumu, Suriye'deki taraflar arasındaki çatışmaların durumu, gidişat yeni bir evreye giriyor. Güç dengeleri kendi aralarında yeni bir süreç belirliyor. Örneğin işte uluslararası koalisyon güçleri var burada, fakat Türk Devleti onlarla daha çok ittifak ilişki halinde olmasına rağmen Suriye, Rusya ile ilişkileri çok daha ileri bir boyuta taşırdı. Hatta Suriye'de işte on binlerce çetesi vasıtasıyla işgal gerçekleştiren Türk Devleti adım adım Şam hükümetiyle yeniden bir araya gelmenin, bir yeniden dirsek temasına girmenin, ilişki ittifak geliştirmenin yol yöntemlerini aramaya başladı. Yapılan açıklamalar da bunun işareti zaten. Yapılan açıklamalarda önce işte istihbaratlarımız görüşüyor zaten, uzun süredir ilişki ittifakları var. Ardından Türkiye'deki gazetelerde yapılan haberler vardı, işte yakın dönemde Erdoğan'la Esad arasında telefon görüşmesi yapılabileceği. Bunun zemini hazırlanıyor aslında. Böyle bir toplumsal algı, siyasi anlamda, siyasi aranada bir algı, ön kabul oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun ön adımları atılıyor ki yarın bir gün bir görüşme gerçekleştiğinde zemin hazır olmuş olsun, herkes bunu kabul eder duruma gelmiş olsun. Çünkü şu açıdan o ön kabul, ön algı önemli. Çünkü Türk Devleti'nin Suriye'ye yönelik siyaseti, Suriye hükümetini tümden ortadan kaldırma, Suriye'yi böyle parçalama, kendi denetiminde bölgeler oluşturmaydı. Şimdi bundan tümden vazgeçmiş mi? Elbette bunu söyleyemeyiz. Çünkü gidişatın, sürecin, yapılan anlaşmaların sahada yansıması nasıl olacak, kendisiyle birlikte nasıl bir konjonktürel süreç başlatacak, atmosfer nasıl olacak, onu çok bilemiyoruz. Ancak Türk Devleti yarın öbür gün Şam hükümetiyle oturduğunda bunun zeminini, algısını şimdiden oluşturmak, ön kabulünü oluşturmak zorunda. Türk Devleti çünkü Suriye'deki işgal durumunu şimdiye kadar işte bölgedeki varlığını bu çeteler üzerinden konsolide edebildi. Özellikle DAEŞ, Nusra artı çeteleri birçok yerde kullanmaya başladı, palazlandırdı. Fakat bunlar eliyle de Suriye'de bir Türk şeyi geliştirdi, Türk kültürü geliştirmeye çalıştı, asimilasyon geliştirdi, kurumlaşmalarını geliştirdi, kendi parasını kendi ülkesinin herhangi bir ilinde, ilçesinde kullanır durum şekilde parasını tedavüle koydu, posta sistemini geliştirdi, memur sistemini geliştirdi, devlet kurumlarını alıp Suriye'de uyguladı. Şimdi bu ne anlama geliyordu bu çete grupları açısından? İlelebet biz buranın hakimiyiz. Türk Devleti'nin denetiminde, güdümünde, güvencesinde biz artık buranın hakimiyiz. Şam hükümeti bizi hiçbir şekilde burada çıkaramaz. Biz Suriye içerisinde, hadi olsa bile federatif bir sistem içerisinde, bölgesel anlamda hakim güç konumundayız. Böyle bir güvenceye kavuşturulmuşlardı. Çünkü yoksa bu çeteleri seferber edip bu kadar savaşa sürüklemek o kadar kolay olmayacaktı. Belli vaatler temelinde gerçekleşiyordu. Zaten
Bu süreç içerisinde Türk devleti bunları ekonomik olarak da besledi, büyüttü, şimdiye kadar getirdiği silahlı gruplar temelinde oluşturdu. Şimdi dikkat edin, kendi varlığını bu şekilde Suriye'de inşa etmiş bir Türkiye'nin pat diye geri adım atması, bu çete gruplarını yokmuş gibi sayıp işte gidip Şam hükümetiyle oturması belli ki o kadar kolay olmayacak. Aslında bütün gelişmeler, o işte yaşanan 2011'den bugüne yaşanan süreç giderek Türkiye'nin burada ayaklarını yere oturtma, bu çeteler üzerinden yere basmaya çalışması zaten kendilerini birbirlerine bağımlı hale getirdiği. Şimdi dün işte yapılan az az Cerablus'ta yapılan protestolardan sonra Türk Devlet Bayrağı'nın yakılması üzerine Semahu adına yapılan açıklamanın içeriğine bakın. Şöyle bir şey değil. Yani Türk Devleti'nin anlı şanlı bayrağı biçiminde yapılan bir açıklamayla başlıyor. Bu belli ki kendi Semahu'dan ziyade ya da o bütün grupların içindeki o gerçek niyetlerini ya da gerçek tepkilerinden ziyade Ankara'da hazırlanmış bir açıklama. MİT'te, TSK'da, Ankara'nın işte o belli kesimlerinde, bürokrasisinde hazırlanmış bir açıklama ve çeteler sanki her şeyle kendi denetimlerindeymiş. Sanki işte yapılan protestolar çok lokal şeylermiş, çok münferit şeylermiş gibi gösterilmeye çalışılıyor ki durum böyle değil. Durum kesinlikle böyle değil. Çünkü şunu görmeye başladı bu gruplar. Yani rejime dahil etmeye çalışması, tekrar Şam üzerinde bir anlaşmaya gitmesi bunları rejimin insafına bırakması şeklinde gerçekleşecek. Satacak, yani açıkça satacak Türk Devleti bunları. Bu öyle kolay olmayacak. Biz daha önce de aslında şöyle değerlendirmeler yapmıştık. Yani Soçi'den sonra işte Türk Devleti'nin Rusya ile anlaşması, Şam'la anlaşması, sanki her şey oldu bitti, planlarını istedikleri gibi sahada uygulayacaklar. Bunu herkes olduğu gibi kabul edecek gibi bir tabloyu beklemek akla ziyan bir bekleme şeklidir. Realite bu değil. O zaman Suriye gerçekliğini anlamamış olmak demektir. O zaman bu çeteler gerçekliğini anlamamış olmak demektir. Devletlerin kendi arasındaki işte al gülüm ver gülüm siyasetinin sahadaki karşılığı nasıl olacağını bilmemek demektir. Bütün bu güçleri yok saymak demektir. Kaldı ki bu öyle işte sadece az az da Cerablus'taki belli bir şey değil. Bunun yarın öbür gün İdlib'e yansıması çok daha şiddet içerikli bir şekilde olacaktır. Çünkü en temelde hadi diyelim bazıları birçoğu ya da büyük kesimi paramiliter güçler. Bunları belki bir şekilde yeniden kandırıp işte kendi istediği şekilde kullanabilir ya da Şam hükümetini bazı şeyler karşısında buna razı edebilir ama Nusra gibi yapılar var. Bunlar selefi yapılar, böyle köklü yapılar, kendi amaçları olan yapılar, Türk devletiyle bilinçli şekilde bir ilişki ittifak kurmuş yapılar. Peki bunlar kabul edecekler mi? Ya da Şam hükümeti bunları kabul etti. Nasıl bunlarla bir konsensüse varacak, anlaşmaya varacak? Bunların önümü Şam, Suriye içerisindeki varlıkları neye tekabül edecek? Bütün bu silahlı grupları nasıl dağıtacak? O kadar kolay değildir. Çünkü kendi varlıklarını 11 yıldır bu savaş üzerine inşa etmiş bu yapılardır. Kaldı ki dünya bunları çete yapıları olarak, terörist yapıları olarak gördü. Peki bütün dünya bunları kabul edecek mi? Dolayısıyla bu o kadar kolay olmayacaktır. Sahada bunun yaşanması sadece işte biz müdahale edeceğiz yapılan işte Semahu adına yapılan açıklama var. Zaten ondan önce işte Türk Bakanı şeyi açıklamıştı. Derya Yanan'ın açıklaması vardı. ÖSO'yla birlikte biz Kürtlere karşı savaşıyoruz demişti. Tamam peki bu çeteleri şimdiye kadar Kürtlere karşı savaştırdınız da şimdi nasıl tasfiye edeceksiniz? Yani bunlar savaşla var olmuş, savaşla kendilerini yapılandırılmış gruplardır. Bunlar savaş olmadı mı nereye koyacaksınız? Hele hele bunları tasfiye, siz kendiniz tasfiye etmeye çalıştığınız zaman savaştan beslenmiş, kanla beslenmiş bu yapılar nasıl olacak? Bence bu husus Türk Devleti'nin başını epey ağrıtacak bir husustur. O kadar kolay olmayacaktır. Hatta Şam hükümeti de kendi ülkesinde işte üniter yapı diyor da bu böyle bir anlaşmaya girmekle kendi başına çok büyük bir belayı almış olacak. Şöyle bir gerçeklikten söz edemeyiz ya da şöyle bir durumdan söz edemeyiz ki Türk Devleti eli kolunu sallayacak, her tarafı bombalayacak, ölüm getirecek bu bölgeye, katliamlar gerçekleştirecek. Bölgede
eli kolu bağlı şekilde oturup bekleyecek. Böyle bir şey olamaz ki. Şimdiye kadar Türk Devleti'nin ülke sınırları, Kuzey Kürdistan'la Rojava arasındaki sınırda KSD'den doğru gelmiş ya da buradaki meclislerden, askeri meclislerden doğru yapılmış bir eylem, etkinlik yok ki. Türk Devleti kendisini sürekli olarak işte şunun üzerine propaganda etmeye başladı. Kendi siyasetini, saldırıları bununla gerekçelendirmeye çalıştı. Bize yönelik tehlike var. Asıl tehlike kendisiydi aslında. Öyle bir realite yoktu çünkü bu bölgede. Saldırı yoktu. Şimdi belli ki Soçi'de böyle bir anlaşmaya da varıldı. Hatta bence Tahran'da da bazı şeyler anlaşmaya varılmış olabilir. İran resmin içinde görülmemek için de belki böyle bir anlaşma yapmışlardır. Sanki işte Tahran'da bir sonuca varılmadı da iş Soçi'ye kaldı. Soçi'de bunlar anlaşmaya varıldı. Ben tam da o kanatta değilim açıkçası. Bence halen tam ortaya çıkmış da değil. Eğer belgeleri açıklanırsa bir gün Tahran'da neler konuşuldu? Tahran'da ne tür ittifaklar, anlaşmalar yapıldı? Tahran'da ne alındı, ne verildi? Çünkü Tahran'daki şeyde de sürekli istihbarattan bahsedildi. Şimdi bu saldırıların Soçi'den sonra yoğunlaşmış olması biraz Soçi ile açıklanmak istenmesiyle de alakalı bir durum. İran'ın biraz böyle kendisini işin perde arkasında tutmak istemesiyle de alakalı bir durum olabilir. Olmayabilir de keza diyelim öyle dedi olmasa da ama bu Soçi sonrası oluşan bir durum. Şimdi Rusya bölgedeki bir güç varlığını neye dayandıracak? Şimdi bu bölgeyi bu şekilde istihbarat paylaşımıyla saldırı ya maruz bırakır şekilde kaldığı zaman herhalde hadi tamam biz bu şekilde kabul edelim. Türk devleti saldırsın biz cevap vermeyelim diyen bir bölge özerk yönetimle karşı karşıya kalınmayacak. Kendi halkını savunmak zorunda kalacak. Öz savunma seferinde yapıyor. En temel insani şeydir meşru savunmasını gerçekleştirmek. Bununla alakalı bir durum. Bununla ilgili bir durum. Sadece bu Soçi şeyiyle de değiliz. İki işte iki devlet arasında Rusya ile Türkiye arasındaki bir anlaşma durumunda değil. Zımni bir anlaşma durumu var bütün güçler arasında aslında. Şimdi dikkat edin bu saldırılar karşısında dünyanın hiçbir devletinden çok ciddi bir ses çıkmıyor. Kimse tepki göstermiyor. Belli ki çok yönlü, çok aktörlü bir şey yürütülüyor. Çok yönlü yürütülen bir süreç. Konjonktür böyle bir sürece evrildi. Böyle bir realiteyle karşı karşıyayız. KSD'nin en temel meşru şeyidir. Bölge halkı bunu kabul etmiyor. Kendi savunma güçlerinden kendisini savunmasını istiyor. Bunu yapmadığı sürece saldırıların çok daha boyutlanabileceğini de biliyor. En temel meşru şey karşılık vermekti, caydırmaktı. Bu da en meşru insani haktır. Ha, uluslararası güçler gerçekten bu konuda samimiler mi? Bence samimi değiller. İki yüzlü bir siyaset yürütülüyor. Hatta garantör güçlerin buradaki varlık gerekçeleri giderek ortadan kalkıyor. Tehlikeli boyutlara varmaya çalışıyor. Rusya örneğin. Rusya tehlikeli oynamaya çalışıyor. Bölge halkı dün mesela yapılan işte yürüyüşlerde, protestolarda görevinizi yapmıyorsanız buradan çıkın diye sloganlar attılar. Çok meşru, çok haklı talepler bunlar. Buradaki varlık gerekçen ne? Bölgedeki krizin derinleşmesine engel olmak. Türk Devleti ile işte 2019 sözüm ona anlaşması vardı değil mi? Serik Gani işgal edildi. Ondan sonra kimin nerede kalacağı yönünde bir garantör rol üstlenmişti. Türk devlet saldırılarına karşı da bölgedeki işte KSD ile Türk devletinin karşılıklı şeylerine karşı. Peki bu garantörlük görevini yerine getiriyor mu? Hayır. Getirmiyor. Çünkü görüyoruz Tiltemir'de Aynisa'da savaş o günden bugüne hiç durmadı. Bu hat dediğimiz Aynisa ile Tiltemir hattı dediğimiz hat bütün bir işte M4 karayolu sınır hattı boyunca 100 kilometreyi aşan bir mesafedir. Ve bu hat boyunca saldırılar hiç durmadı. Peki nerede kaldı senin garantörlüğün? Garantörlüğü nasıl ortaya çıkıyor Rusya'nın? Kamışlo'nun şehir merkezindeki KSD üyelerinin istihbarat bilgilerini Türk Devleti'ne verip oradan saldırı gerçekleşmesini sağlamak. Bu nasıl garantörlüktür? Kimin garantörlüğünü yapıyor? O zaman buradaki varlık gerekçesi neye dayanıyor? O zaman buradan çıkması gerekiyor elbette. Eğer onu yapmayacaksa şöyle bir şey, Türk Devleti'nin saldırı garantörlüğünü üstlenmiş oluyor. Onun kontrolünde, garantörlüğünde, istihbarat paylaşımında saldırı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bölgedeki durum böyle gitmesi, böyle bir gidişat içerisinde seyir ederse önümüzdeki dönem çok daha çetrefilli, çok daha savaşın yayıldığı bir sürece takip edebiliriz. Sadece şey değil ki bir iki işte
meşru savunma eylemi yapmış Gazze'de. En de o doğal hakkı. Peki yarın bir gün bu çeteleriyle tekrar buraya saldırırsa, yeni bir işgal sürecine girişmeye çalışırsa, Suriye sonu belirsiz bir savaşa girecek. Sonu belirsiz bir savaşa. Dikkat edin, çeteleri teslim etmeye çalışıyor, çeteler refleks gösteriyor. Peki Kuzeydoğu Suriye halkı örgütlü bir halk. Savunma güçleri nizami bir şekilde kendisi örgütlemiş, eğitmiş, bunca yıldır mücadele etmiş, bir şey bedel ödemiş. Gelip teslim olur mu Türk Devleti'ne, Rusya'ya, bilmem kime? Olmaz. Bu işte büyük bir savaşın yeniden gelmez demektir ki. Dikkatinizi şuna çekeyim. Dera'da, Süveyda'da bu kadar örgütlü bir halk gücü olmamasına rağmen, bu kadar örgütlü bir askeri güç olmamasına rağmen 2 yıldır kendi aralarında anlaştılar, o bölgeyi rejime teslim edeceklerdi. Edemiyorlar. Halk kabul etmiyor rejimi. Yani bu şu demektir. Böyle bir bu gidişat çok iyi, doğru, akıllıca bir gidişat değil, ama onlar açısından baktığınız zaman kan döker, kaos çıkarır, onun üzerinden kendi varlığını yaşatmaya çalışır. Bunun nereye varacağını tabii ki zaman gösterir. Kuzeydoğu Suriye halkları kendi tutumlarını çok net ortaya koymuş durumdalar zaten. Yani bütün bu saldırılara karşı Şehba'dan tutalım, Tırrıfat'tan Mümice buraya kadar işte Serikanye, Grisbi sürecinde yaşanan gerçeklik, Kobani'de yaşanan gerçeklik, Kamışlo hattı, her gün alanlarda haykırılan sloganlar, kendi şehitlerine sahip çıkma merasimlerinde çok net bir biçimde ortaya çıkmıştır. Kendi mesajını vermiştir aslında. Direnişteki ısrarını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu şekilde devam da eder. Saldırılar daha da büyük gelişebilir. Daha da şiddetli saldırabilirler. Daha büyük kayıplara neden olabilirler. Fakat bu onların katliamları, yapacakları katliamlar karşısında halkların teslim olacağı anlamına gelmez. Fakat şunu söyleyeyim. Kuzeydoğu Suriye, Rojava halkları sadece kendi adlarına bir devrim gerçekleştirmediler. Sadece kendileri için bir direniş gerçekleştirmediler. Eğer DAEŞ faşizminden söz ediyorsak, hatırlamamız gerekir. Bu kısa tarihi bu kadar erkenden unutmamak gerekir. Biraz vicdanlı olmaları gerekir insanların. Bütün toplumların o sorumlulukla hareket etmeleri gerekir. Bu çeteler dünyanın dört bir tarafından buraya saldırtıldı. Orta Doğu'da bir çete devleti yaratılmaya çalışıldı. Bir katil devlet yaratılmaya çalışıldı. Bu Orta Doğu'nun bütün halklarına reva görülmeye çalışıldı. Yetmedi, dünyanın her tarafından, Afrika'sından Avrupa'sına, her tarafa yayılmaya başladılar. Her tarafta katliamlar gerçekleşti. Avrupa'nın göbeğinde yaptılar, Afrika'da yaptılar. Ve bu kanlı çete örgütlerini, bu kirli, uluslararası kirli senaryoyu boşa çıkaran bu halklar oldu. Ve dolayısıyla bütün dünya halklarını aslında kıtalar arası anlamda o yapılan zulmü, faşizmi, estirilen terörü durduran Kuzeydoğu Suriye halkları oldu. O halde eğer bu halklara karşı birazcık gerçekten vicdani bir yaklaşım varsa, insani bir yaklaşım içerisinde olması gerekiyorsa, Türk devlet faşizmine karşı da ayakta olmaları gerekir. Bu kadar pervasızca yapılan saldırılar karşısında sessiz olmak yetmez, bir şey kurtarmaz. Sadece iyi niyetle, ama işte saldırmasınlar tepkimizi bir şekilde açıklamalarla ortaya koymak yetmez. Her gün gerekirse işte 1 Kasım Dünya Kobane Günü nasıl ilan edildiyse, milyonlar dünya genelinde nasıl sahip çıktıysa, Kuzeydoğu Suriye Dünya Günü ilan edilmeli. Suriye Dünya Günü ilan edilerek etten bir duvar örülmeli Rojava, Kuzeydoğu Suriye etrafında. Faşizm böyle boşluğa çıkarılabilir. Türk devlet işgali, Rusya'nın kirli oyunları, Amerika'nın kirli oyunları, uluslararası güçlerin bu bölge üzerinde yaptıkları kirli anlaşmalar ancak bu şekilde boşa çıkarılabilir. Aksi durumda boğdurulan bir Rojava devrimi bütün ileri insanlığın boğulması anlamına gelir. Bütün demokrasiden yana hareketlerin dünya genelinde nefessiz bırakılması anlamına gelecektir. Bu kadar açık ve nettir. Çünkü dikkat edin, dünya genelinde giderek sağ partilerin bir yükselişe geçme durumları vardır. Özellikle hortlatılma durumları, büyütme durumları vardır. Milliyetçiliğin körüklenme durumları vardır. Bu boşuna değildir. Bütün özgürlükten yana, demokrasiden yana bütün halklar, insanlar bu cendereye alınmak isteniyor. Ve Kuzeydoğu Suriye, Rojava halkları bunun üzerinde, bunun karşısında bir güç olarak bir direniş sergiliyor. Bir umut yaratmaya çalışıyor.
halkların istediklerinde bu faşizme karşı ayakta durabilecekleri, kendini koruyabilecekleri ve kendi özgür demokratik sistemlerini yaratabileceklerini gösterdi. Bu umudu kırmak istiyorlar. İnsanlığın bu umudunu kırmak istiyorlar. Sadece amaçları fiziki soykırım değil. Bütün bir geleceği karartmak istiyorlar. O halde her birimizin insan olarak sorumluluğu gerçekten bu özgürlükçü ruha, duruşa, yapıya sahip çıkmak ve ırkçılığın, faşizmin karşısında yok olmasını engellemektir. En temel insani görevimiz budur. Bölge halkı bu anlamda benim izleyebildiğim kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla sözünü sürekli olarak söylüyor, kararını ortaya koyuyor. Yapılması gereken Kürdistan'ın her tarafına, Türkiye'nin, Irak'ın, bölge ülkelerinin her tarafına, İran'a, her tarafa bunu taşırıp peyderpey dünya geneline yaymak.